İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Yandaşlığa geçit vermeyelim. Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen yeni adli yıl açılışı öncesi yazılı açıklama yaparak uyarılarda bulundu. 15 Temmuz'u hatırlatan Antmen, bu sürecin bir daha tekrarlanmaması için yandaşlığa geçit verilmemesi gerektiğini vurguladı. Mezitli'de coşkulu kutlama, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğini sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun katılımıyla kutlandı. Yaklaşık olarak 5000 kişinin katıldığı 30 Ağustos kutlamaları aynı zamanda canlı olarak sosyal paylaşım sitesinden de yayınlandı. Güney Gazetesi. Acu yatırım tutarı 4 milyarı aştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Mersin'e 2003-2015 yılları arasında 3 milyar 977 milyon 983 bin liralık yatırım yaptıklarını belirterek, 2016 yılında yapılan harcamayla Mersin iline yapılan yatırım tutarı 4 milyar 84 milyon 560 bin liraya ulaşmıştır dedi. Şeftali üreticisi destek bekliyor. Bahçede 50 kuruşa alınan şeftali marketlerde 4 liraya satılıyor. Ziraat mühendisi İsa Genç, Mersinli çiftçinin serbest piyasa koşullarında ezilmemesi için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın narenciye ve başta şeftali olmak üzere sert çekirdekli tarım ürünleri için taban fiyat uygulamasına geçmesi gerektiğini söyledi. Mersin Gazetesi. Sezon açılıyor. Narenciye üreticisinin beklediği tarih geldi. Narenciye ihracat sezonu yarın açılıyorken, üretici geçen sene kaybettiklerinin telafisini ümit ediyor. Tek yol barış çağrısı. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesini anımsatarak savaşın değil barışın tek yol olduğunu söyledi. Özyiğit, savaşın en acı yüzünü cesedi Muğla'da kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylan Bebek'te yaşadık. 5 yaşındaki Ümran'ın yüzüne götürdüğü kanlı ellerinde savaşın vahşetine tanık olduk dedi. Yeni Güney Gazetesi. Genetik tehdit, akraba evliliği. Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ümit Lüleyap, Mersin'in Tarsus ilçesinde görev yapan hekimlere Çukurova bölgesinde yaygın karşılaşılan genetik hastalıklar konulu seminer verdi. Av yasağı kalkıyor. 15 Nisan 2015'te gelen av yasağı bugün kalkıyor. Av yasağıyla birlikte çıkarılan balık miktarının az olmasından dolayı balık fiyatları yükseliş gösterirken, yasağın sona ermesi dolayısıyla balık fiyatları da yarı yarıya düştü. Akdeniz Gazetesi. Anamur'da FETÖ'den 15 tutuklama. Anamur'da Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı. Yaklaşık 20 gündür Anamur Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları süren 16 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından Anamur Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiler. Alınan bilgilere göre dün mahkemeye sevk edilen 16 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevlerine götürülürken AE'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu gidişe sessiz kalmayın. TFF 1. Lig'de mücadele eden ve maddi sıkıntılardan dolayı transfer yapamayan Mersin İdman Yurdu'nun taraftarları, futbolcuları, teknik heyet ve başkanı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yürüyerek kentin ileri gelenlerinden yardım istedi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, futbolcular, teknik heyet ve başkan tezahüratlar yaparak Mersin İdman Yurdu'na destek istediler.